Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, ne yazık ki karşınıza güzel haberlerle gelemiyoruz. Bu videomuzda da dolar TL'ye baktığımızda enflasyon hesabımızı revize ettik. Haliyle yıl sonu kur hedefimizi de revize ediyoruz. Yani 12 ay sonunda olası olarak karşılaşacağımız seviye rakamını da revize ediyoruz ve 27 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 27 olacak demiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi de değil. İlla oraya gidecek, yarın gidin dolar alın manasında değil. Ama bu kötü gidişat devam ederse işin ucu 27'ye varar. Varmaması için neler yapılması lazım, bunu tartışacağız işte. Kimle? Paramedya.com.tr kurucusu Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Avrasyacı kardeşlerime de buradan selam gönderiyorum Evren. Bir sözüne tamamlamak istiyorum. Evet, gerçekten iyi haberler veremiyoruz ama Türkiye belki de tarihinin, yani Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Yani burada bir iktidarı karalamak ya da birilerine çamur atmak amacıyla söylemiyoruz. Her şey ortada Evren. Tarihi kötü günler yaşıyoruz ve en acısı da daha da kötü günler geliyor Evren. Ne yazık ki, ne yazık ki biz partili değiliz burada ama biz abonelerimizin ve milletimizin yüksek çıkarları doğrultusunda iktisat alanında gördüklerimizi raporlara dayanarak, kişisel yorumlarımıza değil raporlara dayanarak halkımızla, abonelerimizle paylaşmak zorundayız. Kimsenin kişisel çıkarlarına hizmet etmiyoruz. Birilerinin tekeri dönecek diye de gördüğümüz gerçekleri söylememezlik edemeyiz. Kimse kusura bakmayacak. Her türlü bedeli ödemeye de hazırız. Şimdi şöyle bir durum var. Hep beraber gördük zaten. Bu sabah elektriğe zam geldi. Dönüp baktığımda mesken abonelerine %15, ticarethane abonelerinin tarifesine %25 bir zam oldu. Ondan sonra dönüyoruz abi doğalgaza. Konutlarda %30 ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatına %16, elektrik dışındaki doğalgaza %10 artış yapıldı. Dönüp baktığımızda bir yılda sanayideki artışın %601, konutta %146 olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bunların çıktığı bir kapı var. O da şu, önümüzdeki dönemde yapılan bu zamlarla beraber üretici fiyatlarının %130, %140 arası bir rakama doğru gitmesi karşımıza çıkacak. Bu durumu zaten yapılmayan yatırımları daha da aşağı çekeceğini, yani önümüzdeki dönemde mevcut kurulu yatırımların da kapanması, şalter indirmesine götüreceğini ve buna bağlı olarak işsizlik dalgasının oluşmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii ki enflasyonla beraber sefaletin Türk toplumunda yayılmasını değerlendiriyoruz. Bir diğer nokta da şu, sözlerimin başında 27 olacak önlem alın diyoruz. Neden? Bunun bir takım siyasi gerekçeleri de var. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantısında Gezi olaylarına iştirak edenlerle ilgili kullandıkları cümleler gerçekten kamuoyunda bir manevi olarak huzursuzluk yarattı. Dolayısıyla direkt ülke yönetimindeki insanların çok ağır kelimeler kullanması, ben ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü YouTube'un kurallarına aykırı, eğer ben o kelimeyi burada tekrar edersem YouTube kanalımıza bir ceza verir. Çünkü gerçekten çok ağır bir kelimeydi. Toplumun bir kesimini böyle hedef almak demek bir takım iktisadi sonuçlar da doğuracak ne yazık ki. İşte o yüzden öfkeyle oturan, öfkeyle kalkan zararla oturur demiş atalarımız, ne güzel demiş. Bu durumu şöyle ben değerlendiriyorum. Bu tip beyanlarla içerideki ve dışarıdaki yatırımcı nezdinde Türkiye'de bir toplumdaki bölünmenin keskinleştiği ve bir iç çatışma riskinin gündeme gelmesi nedeniyle yabancı çıkışlarının artarak önümüzdeki haftalarda devam etmesi kura olumsuz etkileyecektir. Bu durumun dönüp faizleri de etkileyerek faizleri yukarı çekmesi, özellikle Türkiye'nin uluslararası firmalarının yurt dışından yapacağı borçlanmalarda CDS'i yukarı çekerek bu gergin ortamın yabancıların kafasını karıştırma ihtimali olduğunu değerlendiriyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi toplumdaki bu bölünmeyi artıracak cümlelerin
gerginliklerle beraber özellikle iç piyasadaki fiyatlamaları bozacağını ve insanların korku ve endişeye kapılarak fiyatlamanın bozulmasının enflasyonu olumsuz etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Yatırımların azalması ve kaçması ne yazık ki bu beyanların da doğal bir sonucu olacaktır diyoruz. Ve dolayısıyla buradan hareketle defalarca biz uyardık, aklı başında herkes uyarıyor ama yönetimin yaptığı hataların bedeli hazineye yükleniyor. Hazine de bu açığı zamlarla halktan tahsil ediyor. Bu doğrultuda ne yazık ki zamlar da enflasyonu yukarıya çekmekten başka bir iş yapmıyor. Bizim önceki videolarımızda yıl sonu enflasyon tahminimiz %50 idi. Siyasilerin gergin açıklamaları ve yapılan zamlar nedeniyle bizim yıl sonu hedef değerlendirmemiz artık %70 olmuştur. %70 enflasyon varsayımından spot kuru 16 aldığımızda, ileri tarihli kur hesabı yaptığımızda, bu bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar, bu sonuca gidilmesin diye sadece ikaz anlamıyla bu rakamı telaffuz ediyorum. Yetkilileri uyarma amacıyla bu rakamı telaffuz ediyorum arkadaşlar. Ve ileri tarihli kur hesabını yaptığımızda %70 enflasyon varsayımı altında 16 çarpı 0.7 dediğimde 11 liralık lirada bir kayıp karşımıza gelebilir. 16-11'de 16 artı 11 dediğimde de 12 ay sonunda eğer bu sert siyasi uslup toplumdaki çatışma riskinin artırılması, buna dair beyanlar verilmesi, enflasyona yapısal çözümlerin getirilmemesi, hazinenin her türlü yanlışı üstlenmek için ileriye itilmesi devam ettikçe biz %70 enflasyon ve 27 liranın 12 ay içinde karşımıza geleceğini düşünüyoruz. Elbette ki şöyle bir durum var. 27 rakamını hükümet kabul etmeyecektir. Ama burada arkadaşlar geçen haftaya ya da iki haftaya önceye göre an itibariyle hazinenin yükleneceği önümüzdeki dönemde yükler daha da artmıştır. Yani ileri tarihli kur hesabı işte eskiden 20 idi, 24 oldu, şimdi 27 olduysa bakın belki o hedeflere gitmiyor ama o hedeflere gitmemesi için hazinenin ödeyeceği faiz miktarı artıyor. Sorumsuzca beyanlar ve yapısal önlemlerden uzak kaldığımız her gün bizim üzerimizdeki faiz yükü artacak. Dolayısıyla şöyle toparlamak istiyorum. Bundan sonraki dönemde hazinenin yapacağı faiz ödemelerinin anormal bir şekilde artması ve bu ödemelerin de fonlanması için zamların adeta otomatiğe bağlanacağı bir süreçle karşı karşıya geleceğiz ki bunun da en büyük sonucu ekonomide bir durgunluk olacak, bir kitlenme olacak ki dönüp ben son olarak şöyle bitiriyorum Remzi abi, çok konuştum. Dönüp baktığımda PMI'daki Mayıs verileri de daralmaya işaret ediyor. 50 eşik değerinin altında geldi. Önümüzdeki dönemde ani duruş riski arttı. Remzi abi, Tele1'de konuştum, dinledim, çok güzel konuştum. Bir kulis bilgisi vardı, orayla başlar mısın? Evet, dün seninle de konuştuğumuz gibi saat 23 sularında sarayda bir toplantı oldu. Neydi bu toplantı? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Bakan Nebati'nin Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkması, orada mini bir zirve yapılması. Aslında bunu önce biz zirve olarak da algılayamadık. Çünkü ekonomik zirve dediğin, işte daha geniş hazineden birçok birimden insanların katılması gerekiyordu. Daha kalabalık tartışılması gereken bir şeydi. Ancak biz burada sadece iki kişinin olması önce şu izlenim uyandırdı. Acaba bu iki isimden biri Cumhurbaşkanı'ndan af mı dileyecek? Çünkü bir süredir Bakan Nebati'nin af dileme eğiliminde olduğu yönünde duyumlarımız geliyor. Zaten AK Parti'de de ciddi anlamda bir dışlanmışlık var bakana karşı. Ve Numan Kurtulmuş'a karşı bir hazırlık yapıldığı iddiaları var. Tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz Evren, ne olup ne olmayacağını. Böyle bir izlenim oldu. Hemen arkasından Resmi Gazete. Resmi Gazete normalde gece 12 ile 1 arasında mutlaka yayınlanıyor. Özellikle 12-10 gece falan.
Dün gece resmi gazete 3'tü. Daha halen yayınlanmamıştı Evren. Burada ne oldu dedik. Hemen sabah yaptığımız çalışmalar, araştırmalar, işte özellikle Ankara'da bazı siyasilerle, AK Partililerle yaptığımız görüşmede öğrendik ki aslında bu bir zirve değil Evren. Bu bir elektrik zam zirvesi. Şöyle, enerji piyasasıyla ilgili bir uzun süredir bir talep var. Bu paramedyada da birçok basında da yer almıştı. Enerjiye, elektriğe %70'lik bir zam talep ediliyordu. Bu da neden kaynaklanıyor? Senin sürekli olarak gündeme getirdiğin doğal gaz zamı. Bakın, doğal gazı insanlar sadece Evren şey olarak düşünüyor. Muslukları, işte musluğumuzu açtığımız zaman sıcak su ya da kombilerimiz. Hayır. Türkiye bir stratejik yanlış yaptı. Belki de tarihi bir yanlış yaptı ve bu yanlış yapan AK Parti. Türkiye elektriği doğalgaz çevrim santralleriyle üretiyor. İşte bir dönem doğalgazın ucuz olduğu, Türkiye'de bol dövizin olduğu dönemde bu çok işe yaradı. Ancak bugün şu anda bu bitmiş durumda. Zaten doğalgaz santralleri de artık iflas aşamasına gelmiş Evren. Böyle bir tıkanıklık var ve %70 zam talep ediliyor. Cumhurbaşkanı bunu tabii ki duyar duymaz ister istemez her iki ismi de huzura çağırıyor. Ne yapılması gerektiğini tartışıyorlar. Özellikle enflasyon konusunda enflasyona etkisi ne olacaktır diye bu uzun bir tartışmalar yapılıyor. Ve sonunda %15'e karar kılınıyor. Peki geriye kalan ne olacak? Sübvanse edilecek. Peki nasıl sübvanse edilecek? İşte o da Merkez Bankası matbaaları gece gündüz çalışacak. Kaydı da olsa nakdi de olsa para üretecek Evren. Çünkü başka türlü sübvanse edemiyor. Farkındaysan bizim ekonomi tamamen sübvanselerle dönmeye başladı. Bankaları sübvanse ediyoruz, kur korumalıyı sübvanse ediyoruz, elektriği, doğalgazı artık her şey. Nereye kadar Evren? Nereye kadar? Yani bunun bir stop loss'u var. İşte bu stop loss dediğimiz yani durma noktası dediğimiz belki Temmuz ayında, belki Ağustos ayında ama ben bunun Ağustos'a kalacağını sanmıyorum Evren. Çünkü çok ciddi anlamda sıkıştı. Senin konuşmanda bir cümle vardı, Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları. Bak ben yıllar önce genç bir gazeteciydim. Rahmetli Nur İçinde Yatsın, Erdal Ünlü'yü izliyordum. Çok muhteşem bir beyefendi politikacıydı. Erdal Ünlü o dönemki söylemleriyle ilgili neden diğer siyasi partilerin sert konuşmasına karşı kendisinin yumuşak davrandığını, işte insanların eleştirdiğini sordum. Erdal Ünlü şu cümleyi kullandı. Siz içeride kendi taraftarınızı konsolide etmek için söyleyeceğiniz sözler aynı zamanda yurt dışında Türkiye'nin itibarını zedeler. Yani ben bunu yaparak 3 oy için Türkiye'nin yurt dışındaki görünümünü bozmak istemem. Ve gerçekten de politikacıların ağzından çıkan aynı zamanda dünya basının aracılığıyla dünyada okunuyor. İşte burada Evren. Cumhurbaşkanı belki bu söylemleriyle kendi seçmenini, taraftarlarını konsolide etmeye çalışıyor. Ancak Türkiye bundan zarar görüyor Evren. Türkiye'nin görünümü bozuluyor. Türkiye'nin görünümü bozulsa ne olur derlerse eğer şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin yansıttığı imaj aynı zamanda Türkiye'ye gelen direkt ya da dolaylı yatırımları ciddi anlamda etkiliyor. Yani bugün Rusya neden bu hale geldi Evren? Bir politikacının yaptığı yanlışlarla. Ha Rusya haklıydı, Ukrayna haksızdı gibi tartışmaya girmiyorum. Örnek olarak söylüyorum. Dünyada başka ülkeler de var. Bu nedenle politikacılar taraftarlarını konsolide etmek için her kelimeyi kullanmamalı Evren diye düşünüyorum. Zamlar konusunda kısa bir şey söylemek istiyorum Evren. Elektrik zammı şu anda %15. Evet bu Haziran ayı enflasyonunu ciddi anlamda etkileyecektir. Bu da senin şu tezini doğruluyor Evren. Her zaman söylüyorsun ya bu enflasyon düşmeyecek. Bakın bugün bir açıklama vardı. Amerikan Hazine Bakanı Yellen'in bir açıklaması. Burada seni haklı çıkaran bir konuşma vardı. Hatırlar mısın? Dedin ki Amerika'daki enflasyon geçici değil. Bu saçmalık demiştin. Hatırlarsan Evren. Yellen bugün çıktı. Evet dedi. Ben hata yaptım. Hata yaptım ya dedi. Ben yanılmışım. Ben bu enflasyonun geçici olduğunu düşünüyordum dedi. Ama değilmiş dedi. Ve işte şimdi Fed'in bunun tedbirini almasını istiyoruz dedi. İşte Evren aynısını bugün Türkiye yaşıyor. Dün Bakan Nebati çıktı dedi ki bu enflasyon geçici. Ya Allah aşkına ya bizi kandırmayın ya. En azından bak biraz önce ne dedin?
tedbirinizi alın dedin. Ya tedbirini alalım ya, bırakalım, bizi kandırmayın ki. Bilelim ki kardeşim bu enflasyon 100 tonu %70, en azından ona göre küçülelim, ona göre harcamamızı ayarlayalım, ona göre bütçemizi yapalım. Yani Türkiye'de bir de böyle yanlış politikaların etkisi oluyor Evren. Dövizi nasıl etkileyeceklerse en iyi senin bu enflasyon hesabınla ortaya çıkıyor Evren. Ama zaten artık farkındaysan bilmiyorum ama arka kapı operasyonlarının da artık ben sona geldiğine inanıyorum. Çünkü artık o güç kalmadı. Her ne kadar Ziraat Bankası'nın genel müdürünün Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıda kur korumalıya halen yeni girişler var sözünü çok ciddi almadım. Neden almadım? Çünkü rakamlar ortada Evren. Artık 800 küsür milyarda tıkandı. Artık buraya ciddi bir para girmiyor. Çünkü ortalıkta para kalmadı. Bunu da nereden anlıyoruz Evren? Bankaların aylık ticari kredi faizini %40'a kadar çekmesi. Bireysel kredilerde faizlerin %22, 23'ten 28, 29'lara hatta 30'a kadar çekilmesi. Önümüzdeki dönemde Evren, bunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben bankacılık dünyasıyla iç içeyim Evren. Mevduat faizlerini bankalar yükseltmek zorunda kalacak. Bakın şu anda bankalar kur korumalıdan dolayı 16'ya alıştılar ama papaz her zaman pilav yemiyor. Şu anda müthiş bir piyasada likidite sıkıntısı var. Bu da mevduat faizlerini arttıracak. İşte mevduat faizleriyle de döviz ilişkisini en iyi sen yorumlarsın Evren. Abi son olarak ben şunu diyeceğim. Bizim %70 enflasyon beklentimiz var ki bugün İstanbul'da perakende fiyatlar abi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %87.35 arttı. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haberlerde de söylüyor zaten, bu rakam abi 1998 yılından beri görülen en yüksek artış. AKP 2001 krizini de geçtim. Bakın 90'lı yıllardaki enflasyon seviyesine getirdi. Ha, benim söylediğim olay şu, %70 kur varsa %70 enflasyonda 16 lira spot kurla çarptığımda, işte dediğim gibi 20 üstünde bir hedef buluyorum ama enflasyon her arttıkça, tamam o hedefe gitmeyecek, onu ben de biliyorum. Ama o hedefe gitmesin diye ödenecek faiz artacak. Bunu bir kez daha vurgulamak istedim. Sapla samanı karıştırmayalım. Faiz bedelimiz artacak bizim. Diyecek de pek bir söz bulamıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kusursuz bir fırtınaya doğru giriyoruz. Bütün yabancı raporlar aynen bu cümleyi kullanıyor. Türkler kusursuz fırtınaya giriyor diye. Remzi abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.